Ee, tabii emekli yılı meselesi alemle dalga geçmek yani. Alemle dalga geçmek. Ne yapacaksınız? yani 2000, 2024'te emekliler yılı adı altında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu yıl her ay bir emekliyi mi keseceksiniz? Ne yapacaksınız yani? Emekli kanıma ne olacak ya? Sinirden herkes gülüyor yani, artık. Gerçekten çünkü emekliler yılı ile ilgili e, ilk defa karşılaşıyoruz böyle bir durumla. Hem emeklinin maaşını 10 bin lira yap hem de ona emekliler yılı adını ver. Herhalde ee, yani alay etmek böyle bir şey olsa gerek. Bir kere e emeklilerle ilgili siyasi iktidar giden hazineden olduğu için ha yani e buna hazineden kaynak ayırdığı için e emeklilere zam vermemek için, ikramiye vermemek için 7 e aydır atmadık takla bırakmadık. 7 aydır hepimizin gözünün önünde oldu. Herkes gördü. Eee Ağustos ayında bir zam yaptılar. O zam mı da mundar ettiler. Efendim kök maaştan mı verelim? Seyyalen zamla mı verelim? Onunla mı hesaplayalım? Diye diye 7500 lira ettiler zam mı? 7500 lira zam üzerinden bunu düzeltmek yerine çünkü 7500 lira gayri insani bir ücret. Gayri insani. Türk lirasının değer kaybı ve alım gücünün düşmesi karşısında 7500 lira kuş yeme parası gibi bir şey yani. Tabii. Şimdi böyle olunca Dediler ki tamam düzelteceğiz. Doluya koydular olmadı. Boşa koydular olmadı. Düşündüler taşındılar. Düşündüler taşındılar. Ee, sürekli hemen her cuma aha anda açıklıyoruz diyerek emeklilerin e, emeklilerin beklentisini arttırdılar. Günün sonunda ne yaptılar? 5 bin lira. Açıklayacağız dedikleri tarihle pardon. Emeklilere düzeltme yapacağız dedikleri tarihle düzeltmeyi ilan ettikleri tarih ve 5 bin lirayı verdikleri tarih arasında Türk lirası yine değer kaybetti. O 5 bin lirayı da kime verdiler? İlk etapta dediler ki çalışan emeklilere vermiyoruz, çalışmayanlara veriyoruz. Herkes biliyor ki, herkes biliyor ki çalışan emekli dediğiniz zaten emeklinin kendisi. Çünkü çalışmaktan başka bir çıkar yolu yok. Çünkü emekli maaşıyla hayatta kalma imkanı yok. Çalışanların bir kısmı kayıt altında, çoğunlukla kayıt dışında zaten işte emekli olduğu için sigortaya ihtiyaç duymuyor. Sağlık e, hariç. Onun dışında e, kayıt dışı çalışıyorlar. Ama iktidar buna tarım üreticilerini de katarak çay üreticisi, tütün üreticisi, pancar üreticisini katarak bunların hepsini 5 bin liralık kuş yemi kadar ikramiyeden muaf tuttu. Fakat sonra da büyük bir e, emeklilerden kaynaklı büyük bir tepki ve infial meydana geldi. En son iktidar Peki tamam olsun dedi ve emeklilerle ilgili, bu kez çalışan emeklilerle ilgili 5 bin lirayı da vereceğini açıkladı ve verdi. Onu verdiğinde bile bir gelir kaybı var. Şimdi geldik yılbaşına. Memur emeklileriyle ilgili zam miktarı %49. Çünkü orada memur sendikalarının yaptığı toplu iş sözleşmesinden doğan em, em, enflasyon zamma bağlı olarak emeklilerde de zam alıyorlar. Ama işçilerin öyle bir durumu yok. Memur emeklileri, memurların ...zammına yararlanırken işçilerin ...işçilerin işte... ...ona uyarlanacağı bir toplu sözleşmesi yok. Yani işçi emeklilerin... ...uyarlanacağı toplu... ...merkezi bir iş sözleşmesi yok. Bu nedenle... ...işçi emeklisiyle memur emeklisinin... ...arasındaki fark da çığ, çığ gibi büyüyor. Hoş, memur emeklisi de... ...çok para aldığından değil. Ancak ikisi arasındaki fark... ...memur ve işçi gibi teknik bir ayrımdan ötürü... gitgide büyüyor. En son... Memur emeklilerine yüzde 49 civarında zam açıkladılar ki yetersiz. Ben de o görüşteyim. Buna karşılık işçilere yüzde 37 civarında bir zam açıkladılar. Bazı memurlar da 30-35 bin lira aldıkları halde sokağa çıktılar, eylem yaptılar. Şimdi Memur o, o, yetmediği için ayrıca bir de Cumhurbaşkanı evet. jest yapıyorum diyerek 5 %5 daha koydu. Bu aslında ne demek? 10 bin liranın altında olan emekli maaşını 10 bin liranın üzerine yuvarlamak. Biz burada ne kadar safmışız, ne kadar iyi niyetliymişiz. Ee, genelde patronların çıkarını korumayı çok seven hocam Ersan Şen bile 11-12 bin lira dedi bol keseden yani Tabii o kadar. Elini iyi aç, elini fazladan açtı. Tabii. İşçili patronların üzülüp mısıra gitmesini göze alarak 12 bin lira olabilir, 11 bin lira olabilir'e getirdi. Düşün Ersan Şen hocam bile böyle esnek dav cömert davranmışken günah mı alıyor? <gülüyor> <gülüyor> yok hocam birlikte duyduk <laughs> şimdi Böyle, <günah> böyle cömert <laughs> davranmışken bunun karşısında hükümet pintiliğe rahmet okuttu. Pintiliğe rahmet okuttu. Böyle bir şey olmaz yani. 10 bin liraya yuvarladılar. Şimdi 10 bin lirayla ne alınır ne alınmaz tartışmasına girmek istemiyorum. Bir emeklinin eskiden diyor ki yani evi kira ödeyen şimdi kira da ödemesine gerek yok. Evi olsun olmasın. Evi olmayan Zaten dünyada cehennemi yaşayacak. Bak dünya gözüyle cehennemi gösterecekler ona. Bu iktidar var ya. Bu iktidar emekliye dünya gözüyle açılığı, dünya gözüyle muhtaç olmayı, ele güne eline bakmayı yahut bu nedenle çarşıya çıkamamayı emekliye gösterecek. Dışarıda insanlarımızın yatacaktığını göreceğiz. Evlerinde artık o kirayı ödeyemediği için evlerinde kalamadığını ve sokaklarda kaldığını göreceğiz. İnsanların Geçinebilmek için, doy kendini doyurabilmek için suça sürüklendiğini göre göreceğiz bütün bunları. Şimdi dünya gözüyle insanlara cehennemi yaşatıyorlar. Ve 10 bin lira e, emekli maaşı açıkladılar. Çıksınlar, savunsunlar AK Partililer. Ki AK Parti tabanının ve MHP tabanının önemli bir bölümü e, orta alt gelir grubundan insanlar. E, i̇şte... Ücretli insanlar, asgari ücretli ya da ücretli insanlar yahut emekli insanlar. AK Partili, MHP'li, Büyük Birlik Partili vatandaşlara söylüyorum. Onlara sesleniyorum. Şu maaşlar, şu maaşlarla geçinmeniz mümkün müdür? Allah aşkına. AK Parti şu emekli maaşını hangi veriye bakarak açıkladı? Kime bakarak açıkladı? Şu maaşla kim yaşayabilir? Kim ayın sonuna getirebilir? Kim hayatta ve ayakta kalabilir? Neye bakarak böyle bir karar verdi? Bu maaşı açıklamak için ya tür, ya böyle böyle bir emek yani 10 bin lira gibi bir emeklilik ücretini açıklamak için ya Türkiye'de yaşamıyor olmak gerek ya da Türkiye gerçeğine bütünüyle sırtını dönmek gerek. Başka türlü izah edemiyorum. Çünkü 10 bin lira şu an bile ki doların artışıyla bağlı her geçen gün değerini kayıp, alım gücünü kaybediyor. 3 ay sonra bu bu bir sakız parası olacak yani. Onu da geçiyorum da. Bugün itibariyle ya. Bugün itibariyle. E, hangi ürün emekli maaşına reva görülen ölçüde e, fiyatını sabit tutuyor ya da o ölçüde zamlanıyor? E, elektrik mi? Doğalgaz mı? Kira mı? Mutfak masrafları mı? Eğitim ücretleri mi? Hangisi? Bunların tamamına yakınında ardışık ve olağanüstü zamlar gelirken en düşük masraf kalemi diye görmemiz gereken ekmek bile, ekmeğin talihsi bile 10 bin lira olmuşken, etin kıymanın kilosu 500 lira olmuşken, pazara çıktığında fasulyeden domatesi, efendim, sebzede fiyatlar ortalama kiloda 50'yi bulmuşken, meyvede işte muzdan tut elmaya kadar 75-100 bandında seyrediyorken, 100 lirayla, özür dilerim, 10 bin lirayla Allah'tan korkun kim nasıl geçinecek? Geçinmesi mümkün değil.